Tebük seferine özür sahibi olup da çıkmayan kişilerden bahsettik, değil mi? Bir tarafta özür sahibi olup da çıkmayan, özür sahibi olmayıp da yine çıkmayan insanlar. Bunlar iki kısım. Bir de çıkanlar vardı. Çıkmayanlar Allah Azze ve Celle'nin tehdidiyle maruz kaldılar. Niye? Çünkü hiçbir sebep yokken çıkmadılar. Halbuki Allah onlara emretmişti. Bir de körler vardı. Sakat olanlar vardı. Bineği olup da gidemeyenler vardı. Bazı problemlerden dolayı gidemeyenler çoktu. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle onlara ne yaptı? Onları istisna etti. Dedi ki cihad edenler oturanlardan ecir bakımından kat kat fazladır. Ama Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demişti? Demişti ki geride Medine'de bıraktığımız bir takım kimseler vardı ya, ashabına söylüyor. Hani bir takım kimseleri biz gerimizde bıraktık ya. Çünkü aleyhissalatü vesselam düşün ki öyle insanlar var, çıkamadığı için ağlıyor. Bineği yok, çıkamıyor. Veya kör, çıkmak istiyor, peygamber izin vermiyor. Veya yaşı tutmuyor, peygamber çıkarmıyor. Veya ailesine, annesine bakacak, annesi hasta, dur diyor. Dolayısıyla bunlar çıkamadığı için peygamber aleyhissalatü vesselam onlar için diyor ki mesela gerimizde bir takım insanlar bıraktık ki biz bir dağ yolunu veyahut bir vadi açsak onlar mutlaka bizimle beraberdir. Yani her açtığımız zorlukta onlar bizimle beraberdir. Bir dağ aşıyoruz bizimle beraber. Bir vadi aşıyoruz bizimle beraber. Mazeretleri var ya, mazeretleri bizimle birlikte çıkmaktan onları alıkoymuştur diyor. Bak mazeretlerinden dolayı böyledir ha. Onlar bu niyetlerinden dolayı ecir almışlardır.